Değerli izleyenler, haber bültenimize devam ediyoruz ve stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Hemen takdim edeyim efendim sizlere. Arkeolog ve gayrimenkul uzmanı Sayın Semra Kosovalı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi bulunduğum yer, benim Balkan kökenliyim ben zaten. Bütün Balkanlara hepsine çok çok selamlar, sevgiler. Persian Diyet'e buraya gelmek çok beni mutlu etti. Ben Semra Kosovalı. Kosova Priştine'den göç eden dedelerimiz ve biz burada ikinci kuşak Türkiye'deyiz. Arkeolog, daha sonra gayrimenkule geçiş yaptık. Gayrimenkul uzmanı olarak İstanbul'da devam ediyoruz. Evet efendim, devam ediyoruz. İsterseniz ilk sorumuzla yavaş yavaş haber bültenimize başlayalım. Arkeoloji ve gayrimenkul nasıl bir araya geldi? Bunu biraz izleyicilerimize anlatır mısınız efendim? Şimdi bahsedeyim, zaten çok şaşırıyorlar yani arkeoloji ve gayrimenkul nasıl diye. Türkiye, Anadolu, Balkanlar da aynı şekilde arkeolojik açıdan çok eski bir tarihe sahip topraklar. Buralarda elinizi değdirdiğiniz her yerde kazı yaptığınızda mutlaka tarihin bir izine ulaşırsınız. Fakat enteresan bir şekilde de arkeolojiye bir ilgi yok. Yani bu toprakları Almanlar kazıyor, İngilizler kazıyor ama Anadolu'da yetişmiş olan arkeologlar çok fazla kazamıyorlar veya işin içinde değiller. Sonuçta hayatınızı idame ettirmek için bölüm değiştiriyorsunuz ya da alan değiştiriyorsunuz. Biz de dedik ki gayrimenkule geçelim, daha özgür, daha rahat hareket edebileceğimiz bir alan. Ve böyle iki tane birbirinden zıttı olan alanlar bir araya bende gelmiş oldu. Peki Sayın Kosovalı, emlak sektörü nereye doğru gidiyor? Bunu biraz anlatır mısınız efendim? Görünen o ki daha da yükselecek. Yani şu anki geldiği noktanın da üstüne çıkacağı zaten belli. Çünkü maliyetler çok arttı. Bir yeni bir bina yapmak istediğinizde şu anki fiyata yapamıyorsunuz. Hatta bugün başladığınızda bugünkü fiyatlarla bitiremiyorsunuz. Bu yukarı olan yükseliş, artışlar da hazırdaki konutlara fiyat olarak yansıyor. Yani onların da yükselmesine sebep oluyor. Ben şu ara bütün tanıdıklarıma söylüyorum. Ne yapın edin, bir ev alın. Mutlaka bir ev alın. Çünkü o ev önümüzdeki sene en az %50 fiyatı artacak. Evet. Yatırım amaçlıysa yeni olan her bölgeden alabilirler. Çünkü yatırım amaçlıdır ama kendileri oturacaksa, kendileri otururken yaşayabilecekleri yaşam alanlarını uygun yerler seçmeleri gerekiyor. Uzun vadeli oturacaklar ve kendilerine uygun olması gerekiyor. O yüzden ikiye ayırmak gerekiyor. Yatırım amaçlı mı, kendiniz mi? Ona göre karar vermeleri gerekiyor. Devam ediyoruz efendim haber bültenimize ve aynı zamanda sorularımıza. Özellikle ev satarken ya da alırken dolandırılabilir miyiz? Bunu öncelikle merak ediyor ev alacak olan vatandaşlarımız. Peki nelere dikkat etmeliyiz efendim? Bunu biraz izleyicilerimize anlatır mısınız? Dolandırılabilirsiniz. Gerçekten olabilir. Çünkü ekonomik kriz derinleştikçe insanlar paraya ulaşmak için her yolu denemeye başladı. Ve çok acımasız olmaya başladı. Yani hani sizin 3 kuruş para biriktiriyorsunuz, bir yer almaya çalışıyorsunuz, hiçbir şekilde önemli değil karşı taraf için. Yani sizi dolandırabilirler ve hiç farkına varamayabilirsiniz. Yolun sonuna geldiğinizde de elinizde paranız yok, eviniz yok. O durumda da kalabilirsiniz. O yüzden sektörde özellikle gayrimenkul uzmanlarıyla çalışmalarını öneririm. Çünkü kendi başlarına, yani bir evin üstünde şerh var mı bilemez, icralık mıdır bilemez, borç var mıdır bilemez. Ve o evi satın aldığı anda bütün borçlarıyla, her şeyle alan kişiye geçer. Orada dikkatinden kaçan küçücük bir nokta sonraki süreci çok zora sokabilir. O yüzden mutlaka tecrübeli gayrimenkul uzmanlarıyla çalışmaları gerekiyor. Onlar zaten bu işi biliyorlar. Bir de dolandırıcılar bir gayrimenkul uzmanı dolandırmaya kalkmak için uğraşmazlar. Ama iyi niyetli saf bir vatandaşımızı direkt hedef haline gelebiliyorlar. Alırken ve satarken karşı tarafın tapusunu mutlaka istesinler. Herhangi bir kişi başka bir evi de satıyor olabilir. Asla evet, bilemezsiniz. Evet, yani mutlaka tapu görülsün. Yani tapu bakılsın, o tapuya ulaşılsın. Satmaya çalışan kişiyle tapudaki kişi aynı mı? Bunlar teyit edilsin, mutlaka kontrol edilsin. Ve karşı satan kişiden de icra yoktur, şerh yoktur, hiçbir şey yoktur. Yazısını mutlaka talep etsin, alsın ve ondan sonra hareket etsin. Efendim, aynı zamanda harikulade bir kitabınız çıktı. Bu kitabı yazarken öncelikle nelere dikkat ettiniz, nelerden ilham aldınız? Bunu biraz izleyicilerimize anlatır mısınız?
Ben kitabı hazırlarken çalışma notlarımız var. Yani bizler de hazırlanıyoruz. Biz gayrimenkul uzmanlarının eğitimleri sürekli zaten yenileniyor, güncelleniyor. Ben de bunu hazırlarken fark ettim ki aslında piyasada insanlarımız ev alırken ve satarken hiçbir şey bilgiye sahip değiller. Bir ev almak ya da satmak o kadar kolay bir iş değil. Yani piyasaya çıkıyorsunuz, ben ilan verdim, evim satılacak. Böyle bir şey yok. Yani o kadar kolay değil. O yüzden dedim ki ben bu kitabı hazırlayayım. Bir gayrimenkul uzmanına ulaşana kadar hiç olmazsa kitabım destek olsun. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini sıraladım. Bir yandan kendi bilgilerimi tazeliyorum, bir yandan da kitabı aktarıyorum. Çünkü daha önceden yayınlanmış 20'ye yakın kitabım var. Yazmayı çok seviyorum. Yazdıklarımın da... Tabii. Yani bir 10 taneden fazla çocuk öykülerim yayınlandı. Romanlar var. En son bu son 6 ay içinde Anadolu uygarlıkları, bir arkeolog olarak Anadolu uygarlıkları mitoloji yayınlandı. Bu önümüzdeki ay içinde de kayıp uygarlıklar geliyor. Bir taraftan onları yazıyoruz, bir taraftan böyle işlerimize odaklanmaya çalışıyoruz. Ama bunu özellikle yazmak istedim ki rehberlik yapsın. Yani alış ve satış sürecinde insanlara rehberlik yapsın diye. Peki efendim, emlakçılar neden okumasın kitabınızı? Ters etki yapmak istedik. Zaten bunu çok soruyorlar. Neden emlakçılar okumasın? Bir kere şunu ikiye ayıralım. Emlakçılar gayrimenkul uzmanları. Şu an emlakçılık yapan, yani bir sitenin apartman görevlisi de yapıyor, mahalledeki manavımız da yapıyor, kasabımız da yapıyor. Bir yerde bir evin satıldığını duyduğu zaman hemen şurada bir ev satılıyor, alır mısınız diye alıcıyla satıcıyı buluşturmaya emlakçılık adı altına gel. Emlakçılık bu değil aslında. Yani bu kadar basit değil. O yüzden emlakçılar okumasın dedim. Bir gayrimenkul uzmanının çalışma prensipleri çok çok farklı. Yani o evi alırken ve satarken bir gayrimenkul uzmanı çok farklı bir çalışma izliyor. Ama emlakçıya verdiğinizde, ha burada bir ev buldum, hemen şu da almak istiyordu, hadi onları bir araya getirelim. Bu kadar olayımız. O yüzden emlakçılar okumasın dedim. Gayrimenkul uzmanlarına ulaşılsın diye. Şunu özellikle tekrar belirtmek istiyorum. Mutlaka arsa, hatta tarla olabilir, ev yatırımı yapsınlar. Şimdi benim bugün bir tane müşterim aradı. Kirası dedi, ben dedi işte şu kadar rakam ödeyeceğim ama kirası getirisi çok çok az. Dedim ki kira getirisi olarak bakmayın olaya. Aynı anda da o ev bir sene sonra %70'e yakın artıyor. Yani aradaki rakam kira olarak hesaplamayın. Çünkü ev fiyatları 2024-25'e kadar çok ciddi anlamda yükselecek. Yatırımlarını mutlaka gayrimenkulde değerlendirmelerini öneririm. Ve doğru gayrimenkul uzmanlarıyla çalışarak da canları acımadan doğru yerde, doğru bölgede, doğru rakamla, kazıklanmadıkları doğru rakamla mutlaka gayrimenkul yatırım yapmalarını öneriyorum. Değerli izleyenler, bu özel konuğumuzla birlikte hafta sonu ana haber bültenimizin sonuna geldik. Başka bir akşam görüşmek dileğiyle, hoşça kalın efendim.